Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Şubat ayı sizin için eviniz, aileniz, özel yaşamınız ve çocuklarınızla ilgili konularda çok önemli adımlar atabileceğiniz, önemli gelişmelerle, yeniliklerle karşılaşabileceğiniz bir ay. Ayın ilk yarısında özellikle biraz daha enerjinizi özel yaşamınıza, ev ortamınıza veriyorsunuz. Evde yapılacak işleriniz olabilir. Evde çalışan teraziler için de yoğun, yoğun olduğu kadar da başarılı bir ay aslında. Bununla birlikte aileniz, ebeveynlerle ilişkileriniz biraz öne çıkıyor, paylaşımlarınız öne çıkıyor. Sorumluluklarınızı daha çok özel yaşamınıza, evinize yönlendirdiğinizi söyleyebilirim. Güneş ayın 19'una kadar kova burcunda parlayacak. Aslında kişisel yaratıcılığınız anlamında bu ay çok hızlanıyor enerjiler. Dolayısıyla özellikle ayın ilk haftasından sonra özgüveninizin, cesaretinizin biraz daha arttığını görebilirsiniz. Merkür 5'inden itibaren kova burcuna geçecek. Yeni şeyleri öğrenme konusunda, sosyalleşme konusunda ilişkiler, iletişimle ilgili konularda ve çocuklarınızla ilgili aktivitelerde daha hareketli, daha verimli bir süreçte olabilirsiniz. Ayın 10'unda 20 derece kova burcunda sizin için de çok destekleyici, güzel açıda bir yeni ay doğacak. Hava elementinde bir yeni ay. Dolayısıyla bu yeni ay ile birlikte daha özgür, daha bağımsız hissedebilirsiniz kendinizi. Sosyalleşmek için kişisel yeteneklerinizi keşfetmeniz, sadece kendiniz için bazı girişimlerde bulunmanız, bir hobinizle ilgilenmeniz mümkün görünüyor. Tabii ki aşk hayatınızda da hareketlilik olabilir. Her yeni ay biliyorsunuz yeni başlangıçları, yeni olasılıkları gündemimize taşıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler için evet bu yeni ay olanaklar sunabilir. Çocuklarınız varsa onlarla da daha fazla bir arada olacağınız, daha fazla paylaşımlar içerisinde olacağınız veya onlarla ilgili bazı yeniliklerin, yeni gelişmelerin yaşamınıza dahil olacağını da söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan daha olumlu, güzel bir tesir alıyorsunuz. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa 20 derece ve yakınlarında yeni ayın etkileri artacaktır. Özellikle bu yeni ay Uranüs'te de bağlantılı olduğu için biraz hızlı, sürpriz, beklenmedik durumları da tetikleyebilir. Uranüs şu sıralar 8. evinizde. Dolayısıyla hani özellikle para konularında hani şansa ihtiyacınız olan yatırım gibi alanlarda işte borsa ve benzeri alanlarda hani daha önceden yapmış olduğunuz bazı yatırımları gözden geçirip yeni kararlar vermeniz veya hani bu süreçlerde bazı yeni fikirlerin girişimlerin ortaya çıkması da mümkün görünüyor ancak risk kontrolüne dikkat edelim. Genel olarak para konularında ve şans konularında. Evet şanslı olsanız da şansı iyi yönetmek gerekiyor sevgili terazide. Aşırı cesaretle, aşırı risk alarak hareket etmek biraz sıkıntılı olabilir. Ayın 13'ünde Mars kova burcuna geçecek. Ve yönetici gezegeniniz Venüs ayın 16'sında kova burcuna geçecek. Yani 5. eviniz yoğunlaşıyor. Dolayısıyla risk alma eğilimde olabilirsiniz. Hani cesaretle böyle çok fazla para kazanma, şansa güvenme durumları artabilir. Şansınız da olabilir. Ama burada dengeyi tutturmak gerekiyor. Dengesiz davranışlar sıkıntı çıkarabilir. Özellikle Mars ve Plüto ayın 14'ünde kavuşacaklar. Bu büyük bir güç ve mücadele anlamına gelir. Evet ani bir yani hızlı böyle bir yeni bir imkan özellikle teknolojiyle ilgili dijital alanlarla ilgili piyasalarla ilgili yeni bir karar olabilir. Veya tamamen hani para dışında aşk hayatınızla ilgili böyle ani bir heyecan yeni bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hani buralarda da mümkün olduğunca belki dürtüsel olmadan daha sakin hareket etmek gerekiyor. Bu tabii ki siz kendinizle ilgili sıfırdan yeni bir şey keşfetmeniz, hayatınıza böyle bir cesaretle yeni bir pencere açmanız, yeni olanakların, yeni keşiflerin hayatınıza gelmesi de mümkün. Yeni bir hobiye başlamak gibi örneğin. Bunları da destekleyebilir Kova Burcu. Bu bir e, sosyal çevrenizde de bir yenilik getirebilir. Belki bir grup çalışmasına eğitimine e, başlayacaksınız. Yani buralarda da böyle bir kendinizi zorlamak ama yeteneklerinizi geliştirmek anlamında cesaret verici enerjiler de söz konusu olabilir. Ayın 17'sinde Venüs'ün Plüto ile de kavuşması hem duygusal konularda romantik ve aşk hayatınızda hem de kişisel girişimlerinizle ilgili alanlarda güçlü etkiler verebilir size sevgili teraziler. Ayın 19'unda Güneş Balık Burcu'na geçecek. Ayın son haftasında özellikle biraz daha hani iş hayatınız, Günlük hayatınızın detayları ve genel sağlığınızla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Merkür de bu alana 23'ünden itibaren geçmeye başlıyor. Sağlıkla ilgili konular, konuşmalar, görüşmeler, günlük işlerin planlanması, giyim, kuşam, beslenme, diyet ve benzeri konular. Bunlar biraz daha ya da evcil hayvanlarınızla ilgili meşguliyetler. Bunları öne alabiliriz. Ayın 24'ünde Başak burcunun 5 derecesinde dolunay var. 12. ev dolunayı olduğu için yaşamınızda gizli bir şeylerin aydınlanması, bazı sırların ortaya çıkması, gerçekten böyle farkındalığınızın artması mümkün. Bu bir şifa dolunayı ve Jüpiter'den de olumlu bir açı içerisinde. Yani oldukça bereketli, verimli bir dolunay aslında. Yani bir sorununuzu keşfetmeniz, işte bu bir ruhsal sorun olabilir, psikolojik bir problem ya da bir sağlık problemi olabilir. Hani bunun açığa çıkması ama tedavilerin de bulunması, şifanın da bulunması mümkün. Sağlık kontrolleriniz için check-up gibi böyle klinikleri, hastaneleri ve benzeri yerlere gidebilirsiniz. Buna da zaman ayırabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ee, ve hayatınızda bir şeylerin iyileşmesi için sadeleşmek, gereksizleri ayıklamak. Yani ne gerekli ne gereksiz. Ne yararlı ne yararsız. Hani bunları şöyle bir gündeme alabilirsiniz. Gerçekten Başak burcunun temasında da bu vardır. Bunu günlük hayatınız, sağlığınız, alışkanlıklarınız için değerlendirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunay sizi daha fazla etkiler. Toprak burçlarında gezegenleriniz varsa daha şanslı etkiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Jüpiter'in boğa burcundaki etkisi parasal kazançlar anlamında da bu dolunayı daha bereketli hale getiriyor. Ve ayın son günlerinde 27-28 Şubat'ta Güneş, Satürn, Merkür balık burcunda birlikte olacaklar, kavuşumda olacaklar. Bu biraz günlük hayatınızın, iş ve sorumluluklarınızın daha ciddi bir şekilde öne çıkacağını, sorumluluklarınızın artabileceğini, iş ve mesleki konularda böyle bir Belki bir girişim ya da bir düzenleme ya da bir eğitim gündeminin olabileceğini de işaret ediyor. Ama özünde baktığımızda gerçekten kendi hayatınıza yaşam kalitenizi arttırmak için sağlığınızı iyileştirmek, iş veriminizi arttırmak için bu ay önemli kararlar verebilir, önemli planlamalar, uzun vadeli bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.